Bankası FED faiz kararını açıkladı. Malumunuz dünyanın en fazla üreten ve tüketen küresel finans piyasalarına yön veren ülkesi Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ve dünyanın en konvertibil parası dolar olunca e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın veya Merkez Bankası kurullarının yapmış olduğu açıklamalar küresel anlamda dünyayı en fazla etkileyen açıklamalar oluyor. Faiz kararı önemli bir kesimin beklediği gibi 0.025 bandında sabit tutuldu. Lakin Başka önemli açıklamalarda yapıldı. Şimdi onlardan bahsedelim. Artık varlık alımları sürecinin tamamlanacağı ifade edildi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Fed'in Başkanı Powell tarafından. Şu anda sabit tutuldu ama Mart başından itibaren artık faizlerde yukarı yönlü artışın başlayacağı net olarak ifade edilmiş oldu. Ekonomistlere göre 25 bas puan veya 50 bas puanlık artışlarla başlanarak 2022 yılı içerisinde 3-4 kez faizlerin artırılacağı ifade ediliyor. Amerika'da malumunuz şu anda enflasyon %7'ler seviyesinde seyrediyor. Faiz kararı açıklandıktan sonra da negatif reel faiz durumunun devam ettiğini de açık olarak ifade etmemiz lazım. Diğer taraftan Dolar endeksi 96.000'i aştı. 96.600 civarında. Dolar endeksinin malumunuz yukarı yönlü iğmeye sahip olması. Doların da küresel manada yukarı yönlü eğilimde olacağını gösterir. Aşağı yönlü ise aşağı yönlü olacağını ifade ediyor. Merkez Bankası Fed Başkanı Powell ekonominin artık parasal desteğe ihtiyacı olmadığını, faizleri artıracağını, artıracaklarını net olarak ifade etmiş oldu. Bunun dışında ek olarak kırılganlığın devam ettiğini söyleyebiliriz gerek pandeminin tedarik zincirini arz talep dengesini bozması, Covid sürecinin ekonomileri negatif manada etkiliyor olması sebebiyle kırılganlığın devam ettiğini söyleyebiliriz. Arjantin gibi ülkeler, Türkiye gibi ülkeler kırılganlığı devam eden ülkeler. Dolayısıyla daha fazla öz kaynak üretmemiz gerektiği. Bunun yanında da bu petrol aramaları, doğal gaz aramaları, maden aramaları ile alakalı pozitif gelişmeleri ekonomin, ekonominin yakından izlediği, takip ettiği ni de ifade etmek lazım. Bizimle alakalı olarak biraz sonra değerlendirmelerde bulunalım ama Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın bazı açıklamaları da vardı. Onları da ifade edelim. Virüsün seyrinin negatif etkilerinden, artı talep dengesizliklerinden küresel enflasyonun yüksek enflasyonun devam ettiğinden, tedarik zincirindeki bozulmaların efendim halen giderilemediğinden, enerji efendim fiyatları, enerji problemleri bunlar devam ediyor. şunu da söyledi. Bilanço azaltımı bu da önemli. 8.8 trilyon dolar Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu bunda azaltıma gidilecek. Mart sonrası faiz artışlarıyla beraber e, açıklama sonrası e, bizim tarafımızdan döviz cephesinde, dolarda yine 13.50-13.60 o seyirlerde e, devam ettiğini e, ifade edebiliriz. E, altında da e, o açıklamanın yapıldığı akşam saatlerinde bize göre akşam oraya göre gündüz saatlerinde e, çok büyük bir dalgalanma olduğunu söyleyemeyiz. 794-798 bandında gram altının dar bir marjda hareketlilikte bulunduğunu söylememiz lazım. Bizim açımızdan da şu anki saatlerde mesela Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamasında çeşitli hedeflerde revizeler yapıldığını görmüş olduk. Mesela ekonomik büyüme hedefinde küresel tedarik zinciri, küresel arsale, küresel enflasyon bu ee, ...küresel faiz bu açıklamalar doğrultusunda büyüme hedeflerimiz Türkiye'nin aşağı yönlü güncellenmiş oldu. Diğer taraftan e, liralaşma bir politika stratejisi olarak devam ediyor dedi Sayın Kavcıoğlu. Bu önemli liralaşma bir politika stratejisi ne demek? Yani bu yakın zamandaki yeni bir enstrüman olarak kur korumalı e, TL e, ile alakalı malumunuz hesaplar açılmaya başlandı. Bireysel hesaplar açılabiliyorken gerçek kişiler üzerinden şimdi şirketlere de bu açılmış oldu... 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık çeşitli cazip stopajlar ve vergi istisnalarıyla beraber hatta BES bireysel emeklilik sisteminde de düzenleme yapılmıştı. %25, %30'a çıkarıldı devlet katkısı olarak. Şu anda kur korumalı hesaplarda 200 5 milyar TL seviyesinin üzerine çıkıldığını görüyoruz. Lira, liralaşmanın, liralaşmanın bir politika stratejisi Olarak devam etmesi Merkez Bankası açıklaması da bu doğrultuda bu hesaplarla paralel bir e, yorumlamaya tabi olacağını ifade etmek lazım. Bu kapasite arttıkça liralaşma stratejisi de e, başarılıyor başarılı işliyor e, demek yanlış olmaz. E, Tüfe hedefi e, revize edilmiş oldu Merkez Bankası tarafından. Tüketici fiyatları endeksi hedefi 11.8'den 23,2'ye revize edilmiş oldu. Küresel enflasyona da vurgu yapılarak petrol fiyatları ile alakalı şu anda 86 dolarlar civarında izliyor biliyorsunuz. Yıl sonu hedefi Merkez Bankamız tarafından 80,4 dolar olarak revize edilmiş oldu. Rezervleri ile alakalı bilgi verdi Merkez Bankası Başkanı. Bürüt rezervin 123 milyar dolar olduğunu ama bunun içinde swap'lar da olduğu için swap hariç net rezervlerin şu anda e, negatif manada 56 milyar dolarlar civarında olduğunu söylemiş oldu. Biz e, Türkiye olarak kırılganlıklarımıza dikkat edip iç tasarruflarımızı, iç üretimimizi arttırma yolunda hareketlerimizi devam etmemiz gerekiyor. E, tüketici kredilerinden ziyade artık üretici kred kredileri boyutuyla finans sistemimizin içeriği, desteklemesi gerekiyor diye ifade edebiliriz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.